Herkese merhaba sevgili gençler. 9. fizik yazılısın arkadaşlar. Bu derste yapacağız sizle beraber. Senin için de zaten çalışmalarımızı yaptık. Hiç merak etme şu tek bir videoda bütün konular arkadaşlar detaylı bir şekilde ben sana şimdi anlatacağım. Ve seninle şöyle de bir şey yapacağız. Bak yazılıya çalışacağız ya. Çünkü tek bir videoda bütün konuları, ikinci dönem bütün konuları halledeceğiz. Buraya ben şimdi sana bütün formülleri bilmen gereken şeyleri yazacağım. Hiç kağıda kaleme bile ihtiyacın yok. Şunu bir daha şöyle ekran görüntüsü bir alsan dersin sonunda. Senin için yeterli olacak. Peki ne yapacağız burada? Genelde arkadaşlar şu Newton'dan soracağını düşünüyorum. Yazılıya hazırlık notlarım bakın şöyle hazırladım sizlere şimdi bunları vereceğim. Ve iş güç enerji konusundan bayağı soru çıkacak diye düşünüyorum. Bakın bununla detaylı bilgiler vereceğim birazdan. Bununla ilgili bakın şöyle yazıla çıkabilecek sorular çözeceğiz. Ve en önemlisi de arka tarafta arkadaşlar biliyorsunuz MEP örnek sorular hazırlamıştı. Onlara benzer sorular hazırladım sizler için. Bunları da sizle beraber çözeceğiz ve şu dersin sonunda yazılıya tam bir hazırlık yapmış olacağız. O zaman derse başlamadan önce şöyle yazılı takvimimize de bir bakalım arkadaşlar. O zaman hazırsak dersimiz başlıyor. Arkadaşlar buradaki soruları hazırlarken öğretmenlerin neler soracağını tek tek planlayarak açıkçası biz burada bunları yapıyoruz. Görüyorsunuz map kazanımlarında bu şekilde çıkarttık ve şuradaki sorulardan buradaki kazanımlardan öğretmenlerin soracağını düşünüyoruz. Zaten siz e, bunları da biliyorsunuz arkadaşlar yazılı notları kitabımız var. Bunların dışında daha fazla soru da çözmek istiyorsanız ve yazılı denemelerimiz var gençler ve hepsi de bakın açık uçlu tam yazılı formatında bütün dersleri içeriyor. Bu şekilde bunu da edinip çözebilirsiniz ve yazılı notları kitabımız bakın gördüğünüz gibi. Zaten bilen biliyor bunları almış olanlar çalışmış olanlar biliyor arkadaşlar. Bunlardan da zaten faydalanabilirsiniz diyoruz. Ve hemen o zaman ben hızlı bir şekilde buradaki konularıma arkadaşlar başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle senin bak bilmen gereken hiç olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Birinci formülüne bakıyoruz. Belki birinci yazılda da çıkmıştır ama burada karşımıza bol miktarda çıkacak. Şimdi sevgili gençler bakın şöyle bir yüzey var ve bu böyle bir yüzeyde bir cisim varsa ve bu cisme bir kuvvet uygulanıyorsa biliyorsunuz biz kuvveti burada F ile gösteriyoruz. Bu cismin kütlesinde M ile gösteriyoruz yani kilogram olarak. Ve bunun kazanacağı imenin formülü arkadaşlar ve bizim yazılıda birkaç kere karşımıza çıkacak olan formülümüz F eşittir M çarpı A bakın ben buna F eşittir M A her derde deva diyorum gençler. Çünkü benim her derdime deva olacak bir formül çok fazla çıkacak. Peki bu ne demek ve nasıl kullanacağım ben bunu? Şimdi bundan bu sayfada başlamak istiyorum. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakınız şekildeki gibi arkadaşlar bir cismemiz var. Bu cisme bir kuvvet uyguladığımız zaman bakın A imesi kazanıyorsa demişiz Kuvvet uygulayacak arkadaşlar bu cisim bir ime kazanır. Ve Newton ikinci yasası doğrultusunda da az önce kullandığı formül bakın F eşittir MA formülünü burada kullanacağım arkadaşlar. Peki bu ne demek? Sana şöyle bir soru soracak bakın. Bu cisme bir kuvvet uyguluyoruz. Yani kuvvet uygulamayı sen nasıl düşünmelisin? Şimdi bakın burada bir kalem var doğru mu? Ben bu kalemi arkadaşlar ittirdiğim zaman bakın aslında bir kuvvet uyguluyorum. Çektiğim zaman bir kuvvet uyguluyorum. E kuvveti bakın F ile gösteriyoruz. F eşittir mesela örnek olarak 30 diyelim. Bunun birimi de biliyorsunuz Newton'dur. Bunun kütlesine de bir değer verelim. Kütle eşittir. Kütleyi de M ile gösteriyoruz. Mesela sen kaç kilosun? Diyelim ki 50 kilo olsan bakın senin kütlen ne kadar arkadaşlar? 50 kilogram. 60 kilo yüzden 60 kilogram bizi bunu neyle göstereceğiz? M eşittir. Bu sembolleri iyi çalışmamız lazım. M eşittir. Diyelim ki senin kütlen 60 ise 60 kilogram diyoruz gençler. Peki bu cismin kütlesi diyelim ki 5 kilogramsa bakın. Ha bunun iğmesini bulmak için. Hocam iğme neydi diyeceksin. Bakın bunu da sorabilir karşımıza. Şimdi gençler bir cismin hızı artıyorsa bakın hızlanıyorsa sen cisme bakın bir kuvvet uyguladığın zaman bu cisim ne olur hızlanır. Hızı kaçar kaçar artıyorsa bakın biz ona ne diyoruz iğme diyoruz. İşte o iğmeyi de biz nereden bulacakmışız? F eşittir MA'dan bulacağız. Hemen bu örnek için bir yapalım mı? F yerine bakın ne yazacağım? 30 diyeceğim eşittir. M ne demişiz? 5 çarpı A diyorum. İğmeyi de A ile gösteriyoruz. A eşittir buradan kaç çıkacak bakın 6 çıkacak aman dikkat arkadaşlar öğretmenler özellikle fizik öğretmenleri biliyorsunuz birimleri biraz takılır metre bölü saniye kare diyeceğiz bakın bu da bunun birimidir. Burada anlaştık diye düşünüyorum. O zaman ilk bilmemiz gereken bilgi şimdi formül kağıdımızı seninle beraber dolduracağız. İlk bilmemiz gereken bilgi arkadaşlar burada F eşittir MA olacak. Şunların birimlerini de istersen yazarak gidelim şöyle. Bunun birimi bakın Newton'dur. Bunun birimi arkadaşlar kilogramdır. Bunun birimi de bakın burada nedir? Metre bölü Saniye karedir dedik. İlk formülümüzü yazdık. Bu sayede şöyle bir özet yapacağız. Neyi bilip neyi bilmeyeceğimizi bulabileceğiz. Peki. Bunun iğmesi 6 ise gençler. Bir de bu şekilde sana bak böyle bir grafik de verebilir. Böyle bir grafik görürsen hiç bunu şaşırma. Çünkü bu soru için. Yine şöyle yapalım. bu Şurada mesela ben F'i 30 verdim ya. Burayı 30 olarak verir. Şurayı diyelim ki 6 olarak verirse. Buradan da ben yine neyi bulabilirim arkadaşlar? Böyle bir grafik verirse bana. Buradan yine F'eştir. M'a'dan bakın. Ben bunun burada neyini? Kütlesini bakın bulabilirim. Çünkü niye? Kuvveti vermiş ve iğneyi vermiş. E, ilk sayfada anlaştık. Ben şimdi yavaş yavaş... Şimdi burada bakın şöyle yapacağız gençler. Ben şimdi ufak bir şekilde özet bir şekilde bunları sana geçeceğim. Bakın formülleri beraber buraya yazacağız. Ve ondan sonra arkada da sana nokta atışı sorular çözeceğim. Bu ve bu sayede tüm yazılıya beraber sen ne hazırlanmış olacağız. Peki Gençler şimdi şundan da açıkçası ben soru bekliyorum yazılda. Arkadaşlar Newton'un üçüncü hareket yasası var. Yani etki tepki. Hocam ne demek bu etki tepki? Bakın mesela sen şimdi bir arkadaşını itiyorsun ya. İşte arkadaşın da seni itiyor. Bir cisme bir kuvvet uyguladığın zaman o da sana bir kuvvet uyguluyor. Yani şöyle düşünün. Ben bakın şu anda arkadaşlar şu kağıdı şöyle aşağı doğru bakın bir kuvvet itiyorum. Kağıt da beni itiyor. Çünkü her kuvvete etkiye bir tepki kuvveti vardır diyoruz. Yani şöyle söyleyelim bakın. Şu şu cismi görüyorsunuz. Aşağıya doğru arkadaşlar bunun bir ağırlığı var ya. Şunu şöyle biraz daha net bir şekilde veya farklı bir şekilde şöyle çizeyim. Bu bir cisim olsun. Bakın aşağıya doğru bunun bir ağırlığı var. Diyelim ki bu cisim 4 kilogram olsun. 4 kilogram olsun. Şunu da şurada bir söyleyelim mi? Bakın bunun o zaman ağırlığı ne kadar olmuş olur? Ağırlığı arkadaşlar. Hani biz G'yi 10 alıyoruz. MG'den buluruz bunun ağırlığını. Yani bunun ağırlığı ne kadardır? Bakın 40 Newton'dur diyeceğiz. Gene şöyle bir örnek verelim mi? Yani sen 50 kilogramsa ağırlığın. Kütlen 50 kilogramsa arkadaşlar. O zaman ağırlığı ne kadardır? 500'dür. 60 kilogramsa o zaman 600'dür. Bakın 10 çarpıyoruz. Bu cisimde 4 kilogramsa aşağı doğru ne kadar olmuş oldu? 40 Newton olmuş oldu. Ha şimdi bunu aşağı doğru 40 Newton var ya yüzeye temas ediyoruz arkadaşlar. Yüzey de bunu yukarı doğru bir tepki kuvveti. Tepki kuvvetini bakın şöyle ne ile gösteriyoruz. Ve bu da nedir diyoruz. 40 Newton'dur diyeceğiz. O zaman şu yazımızı da bir okuyalım. Bakın bir A cismi arkadaşlar A cismi bir B cismi kuvvet uyguluyorsa yani buradan bir kuvvet uyguluyorsa biz buna etki diyoruz. Yani sen bunu bu tarafa doğru diyelim ki bu kaç da uyguluyor çocuklar? 20 Newton'lu kuvvet uyguluyor ya. O zaman B cismi de A'ya bakın bu tarafa doğru gene 20 Newton'luk bir kuvvet uygular. Buna da biz ne diyoruz? Tepki diyoruz. Aman buna dikkat. Eşit büyüklüktedir ve bunlar zıt yöndedir gençler. Bakın bunlar test sorularında falan karşımıza çıkar. Etki tepki her zaman neymiş? Eşit büyüklükteymiş ve zıt yöndeymiş. Burada da anlaştığımızı umuyorum. Yine dediğim gibi benzer örnekler çözeceğim. Evet şimdi geliyorum asıl yazıl da bizim en çok karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi arkadaşlar. İş konusu karşımıza çıkacak burada. Şimdi bakın biz fiziksel anlamda çocuklar bir cismi kuvvet uyguladığımız zaman yani bir şekilde hareket ettirdiğimiz zaman bunun hızını yüksekliğini bir şekilde değiştirdiğimiz zaman biz buna gençler iş diyoruz. Ve bu işi bakın skaler bir büyüklüktür ve iş arkadaşlar hani İngilizce'de work demektir ya W ile gösterilir ve birimi de birimi de arkadaşlar SI birim sisteminde. Bu bakın bu konuda işin birimi Enerjinin birimi arkadaşlar her zaman nedir? Jüldür. Ve biz jülü kısaca şöyle J harfiyle gösteririz. Peki bunun formülü nedir? Gayet basit bir formülü var bunun. Bakın işi mutlaka soracaktır. Bakın bunu F çarpı X ya da F çarpı delta X diyoruz gençler. yani ne demek F çarpı X? Bakın şöyle diyeceğiz. Diyelim ki bu cisme ben şuradan bakın 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. X eşittir de 3 metre bakın hareket ettirdim bunu. Ne kadar iş yaptım diyecek. Bakın sana aynen böyle sorular gelecek Arkadaşlar. O zaman sen de diyeceksin ki işte bunu da bunu çarparım diyeceksin. Bakın formülü şuraya yazdık. Diyeceksin ki iş eşittir. F çarpı x yani 10 çarpı 3 eşittir. Buradan da 30 diyeceksin ama birimi de yazmazsan buradan öğretmen puan kıracak. Ama buna dikkat. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? 30 jül diyeceğiz. O zaman hemen gelin ikinci formül olarak. Hemen şurada ikinci formülümüzü de bir yazalım mı? Gene şöyle aynen benzer bir şey gösterelim. Şöyle farklı renkte göstereyim ki aradaki farkta anlaşılsın. Yani bu kuvveti itiyor veya çekiyor şeklinde bakın yapabiliriz. Bu cisim geldi buradan buraya kadar bu cismin bakın şöyle geldi ve şuraya geldiğinde ve x kadar da yol aldığında burada bize yapılan işi sorduğunda bakın işi sorduğunda ne yapacağız? W eşittir diyeceğiz. Gene f çarpı x'tir diyeceğiz. Gene şöyle yuvarlak içine de alalım şurası karışmasın. Evet işi sorarsa ki mutlaka çıkacak iş olmayan bir sınav ben hayal edemiyorum. Bakın ben de 25 yıl bir öğretmenim ve iş sormadığım hiçbir yazılı olmadı ben sana onu söyleyeyim. Peki şöyle geleyim hemen şurada enerji arasındaki ilişkiyi söylüyor ama oraya gelmeden hocam. Ben şu işle ilgili şöyle bir tane şöyle ufak bir sana bir soru sorup öyle gitmek istiyorum. Bakın şöyle bir yüzeyimiz olsun. Şurada arkadaşlar şöyle bir tane bir cismimiz var. Şimdi ben buraya birkaç tane kuvvet vereceğim. Yani şurada F1 eşittir. 6 Newton. Şu tarafa doğru bakın zıt yönde F2 eşittir. 4 Newton olsun. Ve şöyle de bir aşağıya doğru arkadaşlar. F3 eşittir. Burada da 5 Newton'luk bir kuvvet olsun ve bu kuvvetler bakın sağdaki kuvvet daha büyük olduğu için bu cisim bu tarafa doğru x eşittir 2 metrelik bir yol almış olsun gençler. Peki şimdi buraya dikkat sana burada bir e, püf noktada vereceğim. Yani öğretmenin yapabileceği bir numara olabilir. Seni belki ters köşe yapmaya çalışabilir ama biz bunlara hazırlıklıyız merak etme. Şimdi arkadaşlar bakınız burada net işi sorabilir veya sana ayrı ayrı sorabilir. Yani diyelim ki sadece birinci kuvvetin yaptığı iş soruyorsa yani sadece F1 kuvvetini yaptığı iş soruyorsa o zaman şöyle yaz f çarpı x de bak öğretmen de şunu görsün tamam mı f çarpı x'i bir görsün. Sadece bakın birinci kuvvetin yaptığı iş nedir diyorsa sadece birinci kuvveti almalısın. 6 çarpı 2'den kaç oldu bakın burası 12 jül oldu. Sadece ikinci kuvvetin yaptığı iş sorarsa arkadaşlar f2 çarpı şuna istersen f1 diyeyim buna da f2 çarpı x diyeyim. Hem bakın burada bir detay var. E şimdi sadece F2 kuvvetini yaptığı iş soruyorsa harekete ters yönde olduğu için arkadaşlar sen bunu eksi almalısın bakın. 4 çarpı 2'den eşittir ne oldu burası bakın eksi 8 jül oldu. Üçüncü kuvvete geldim şimdi. Üçüncü kuvvetin yaptığı iş diyorum bakın. F3 çarpı x dedim. Eşittir. Ha bakın. Arkadaşlar burada F3 kuvveti var. Evet 5 ama aldığı yol yok. Sıfır. E diyeceksin ki hocam burada 2 ama arkadaşlar F3 yönünde bakın bir yol almadığı için burada F3 kuvveti bir iş yapmaz diyeceksiniz sıfır diyeceksiniz. Ve sana gelip de eğer böyle değil de net kuvvetin yaptığı iş veya bileşik kuvvetin yaptığı işi soruyorsa arkadaşlar. O zaman da işte ya bakın iki yolumuz var ya şunları tek tek toplarız ya da böyle yapmana gerek yok. Buradaki net kuvveti alırsın ama bakın şunu almayacaksınız sevgili gençler. Tabii ki sürtünme kuvveti yoksa bunu söylüyorum. Çünkü bu sürtünmeyi etkileyebilir. Şimdi öyle sorularda göstereceğim. O zaman burada net kuvveti ben bir alayım. Ne kadar olacak bakın 6'dan 6'dan 4'ü çıkardım. Çarpı 2 dedim. Buradan da bakın kaç çıktı? 4 jül olarak arkadaşlar çıkmış oldu. Demek ki bakın böyle bana işi soracak ve işte bu şekilde ben de bu şekilde arkadaşlar yorumlar yapacağım. Hemen bunu da geçiyorum. Birazdan dediğim gibi farklı farklı sorular zaten göstereceğim. Şimdi gençler başka neler çıkabilir? Şimdi sırayla gidiyoruz. İş enerji arasındaki ilişki demişiz bakın böyle de bir olayımız var. Peki bu ne demek hocam diyeceksin? Şimdi arkadaşlar biz az önce ben sana ne dedim? Şimdi işin formülü bulmak için ne dedik arkadaşlar? F ile dedik x'i çarpacaksın. Ama bunun bir yolu daha var. Yani işi bulmanın bir yolu daha var. O da şu. İşi bulmak için arkadaşlar bunun enerji değişimi delta E bunu ne demek olduğunu şimdi söyleyeceğim ben sana. Şimdi delta E'yi de kullanabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki boşluğu da ben bu yüzden bırakmıştım. Delta E. Ne demek delta E? Arkadaşlar biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi bir cismin kinetik enerjisi vardır, potansiyel enerjisi vardır. Farklı enerjilere sahip olur. E sen bir cisme bakın bir kuvvet uyguladığın zaman ne olur? Cismin arkadaşlar enerjisini değiştirmiş olursun. Yani kuvvet uygularsan hızını veya yukarıya kuvvet uygularsan böyle yüksekliğini değiştirmiş olursun. Dolayısıyla bu yüksekliği değiştirmek için de sen bir iş yapmışsındır. Dolayısıyla arkadaşlar biz işi F çarpı X ile ya da delta E ile bakın bulabiliyoruz. O zaman hemen gelelim. İşin arkadaşlar biz buraya ikinci formülde yazalım. İşin formülü demek delta E demek. Şimdi ne demek istediğimi ben örnekle de açıklayacağım hiç merak etme. Hiçbir şey örneksiz geçmeyeceğiz. Ve dediğim gibi amacımız şu bu yazılı sonunda yani şu ders sonunda yaz, yazılı arkadaşlar tam olarak bir hazırlanmak istiyoruz. O zaman hemen ben şöyle bir boş kağıt da alayım. Ve aradaki farkı bir göstereyim çünkü bunlardan çıkabilir. Şimdi bakın iki tane arkadaşlar buraya şekil çizeceğim. İki tane bir şekil çizeceğim. Şurada bir cisimimiz var. Burada da bakın bir cismimiz var. Aynı cisme şimdi aradaki farka bir dikkat edin. Şimdi aradaki fark şu şurada. şurada bir kuvvet var. Şu kuvvet eşittir. Burada 4 Newton'luk kuvvet uygulanmış ve burada e, cismin x eşittir 5 metre yol aldığını söylemiş. Ve cisim şuraya gelmiş diye bakın nokta nokta. Burada da kuvvet uygulamışız. Cisim burada da arkadaşlar buraya gelmiş. Ee, burada bakın başka bir şey vermiyoruz. Burada da fx'i vermedik. Burada da şöyle söylüyoruz. Bu cismin burada bir kinetik enerjisi var. Dediğim gibi biraz sonra enerji formüllerinden bahsedeceğim. Ee, enerjisi arkadaşlar burada 5 jülmüş. Bu cisim buraya gelmiş kuvvetten dolayı. Enerjisi tabii ki artmış. Ee, kinetik diyelim. Ne kadar olmuş arkadaşlar enerjisi? Bakın burada 20 jül olmuş. Burada neyi soruyoruz biz? Yapılan iş ne kadardır diyoruz. Burada da yapılan iş ne kadardır diyoruz. Ha, bakın şimdi iki tane farklı soru var. <laughs> Ee, i̇kisinde de arkadaşlar işi soruyor ve ikisinde de biz burada buradan işi bulacağız ama veriler farklı. Hem bakın şimdi burada bakın neyi vermiş sana F çarpı X'i vermiş hemen şöyle yapayım mı? Ee, sen burada şimdi işi bulmak için ne yapmalısın? F çarpı X'i kullanmalısın. Bakın görüyor musunuz? Şimdi iş çıktığı zaman ya bu formül ya bu formülü Diyorlar ki bana hocam hangisini kullanacağımı nereden bileceğim? Şimdi arkadaşlar hangi veri varsa onu kullanacaksın. Yani veriye göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla bakın burada f ve x'i verdiysem sen burada f çarpı x'ten gitmen lazım. Dolayısıyla ne oldu buradan bakın 4 çarpı 5'ten eşittir 20 mi çıktı? 20 joul olarak çıktı. Peki buraya gelirsek arkadaşlar ha burada bakın f de yok x de yok. O zaman ne yapacaksınız? Hemen formüle bakayım Bakın şu yok görüyor musun? O zaman ben bunu delta E arkadaşlar delta E demek yani enerji değişimi, enerji artışı demek. Şöyle bakın bunu bu sefer buradan çözeceğim yani delta E'den çözeceğim. Delta E'de ne demek dedik bakın? Yani bu cismin son enerjisinden İlk enerjisini bakın çıkartacağız. Şöyle yapacağız bakın bu cismin enerjisi ne kadar artmış dolayısıyla o. Yani 20'den arkadaşlar 5'i çıkartacağız ve ne kadar artmış bakın 15 jüllük bir iş yapmış diyeceğiz. Görüyor musunuz iki farklı soru iki farklı çözüm ikisinde de işi soruyor. İşte bu detaydan bahsetmek istiyorum burada. Demek ki arkadaşlar şunu anladık hangisi olursa oradaki formülü kullanacağız. Hangi ihtiyacımız varsa ona göre durumu değerlendireceğiz. Geçiyorum peki başka neler var peki hocam burada? Başka karşıma neler çıkacak? Ha bakın. Gene soru çıkacağını düşündüğüm noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi sana gücü soruyor. Bakın birim zamanda yapılan işe güç deniyor. Peki nasıl bulacağız? Yani güç deyince sanki çocuklar biraz daha zor bir soruymuş gibi algılıyorlar ama. Aynı şey gençler. Aynı şey. Çok farklı bir durum yok. Yani şöyle yapacağız bakın. Gücü bulmak için arkadaşlar. Güç İngilizce'de hani hep İngilizce baş harfler gelir bunlar. İngilizce'de power demektir. Power bulmak için yapılan iş bölü zaman yani yapılan iş bölü işi bulacağız. Peki nasıl bulacağız? İşi az önceki bakın ya f çarpı x'den ya da delta e'den arkadaşlar işi bulacağız. Ve ondan sonra time yani zamana böleceğiz. Ve zamana böldüğümüz zaman da şöyle der. Buradan bunu bu, bulacağız. Tabii ki birimlere de şurada biraz dikkat etmek istiyorum. Yani burada işin birimi bakın neydi? Jüldü. Aman dikkat arkadaşlar buradaki T'nin birimi de ne olacak? Saniye olmak zorunda böyle dakikaydı saatli verilirse burada saniye çevirmesi lazım ki işte jül bölü saniyeden bunun birimi de arkadaşlar burada bakın watt çıkacak görüyor musunuz? Bu şekilde çıkacak. Hemen bundan da ufak bir örnek şöyle ben yapmadan gitmeyelim. Peki şöyle yapalım arkadaşlar şurada bir cismimiz var yine şöyle yapalım buraya doğru yine bir kuvvet uygulayalım. Bakın F eşittir 5 Newton. Şöyle de bir kuvvet uygulayalım. F1 diyeyim buna isterseniz. Şuna da arkadaşlar F2 diyeyim. Burası da kaç olsun? 6 Newton. Ve bu cisim buradan buraya geldiğinde bakın X eşittir 6 metre arkadaşlar yol almış. Ve bunu da T eşittir 1 dakikada yapmış. 1 dakikada yapmış. Ve bunun neyini soruyoruz size? Gücü ne kadardır diye soruyoruz. Evet şimdi beraber çözüm sen ne yapalım? Şimdi demek ki arkadaşlar hemen güç karşımıza çıktığında formülümüzü yazacağız. O zaman şöyle yapalım mı? Formül kağıdımıza geldik gençler. Ve şuraya gene şu formülümüzde yazıyoruz. Demek ki bize gücü sorarsa bakın güç derse. Güç derse arkadaşlar ne yapacağız? Power diyeceğiz eşittir. iş bölü zaman diyeceğiz. Hemen bunu da istersen bir şöyle bir yuvarlak işini alalım ne dersin? Şöyle aradaki fark belli olsun diye arkadaşlar. Evet gücü soracak. Bu şekilde bir şey sorar. Hemen yazalım o zaman. P eşittir iş bölü zaman. İşi de burada nasıl bulacağız arkadaşlar? F ve X'i verdiği zaman şöyle yapacağız bakın. Peki F'i ne kadar vermişiz? 5. X'i ne kadar vermişiz? 6. Çarparsak ne kadar oluyor gençler? 30 oluyor. Bölü. He, bakın dikkat edin şimdi. Burada dakika vermişim. Ne yapacaksın o zaman? Sen bunu saniye çevireceksin. Yani kaç saniye burası? 60. Buradan da kaç çıktı gençler? Sadeleştirsen 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2 birimi de bakın ne olarak vereceğiz? Watt olarak vereceğiz. Umarım buradan anlaşmışızdır. Gerçekten hiç yapılamayacak bir şey yok. Dediğim gibi i, i, yani senin bilmen gereken formüller bu kadar. Sadece şuraya bir iki formül daha yazacağım. Bakın bir kağıt şurada. Birkaç tane formül olacak arkadaşlar. Ekran görüntüsünü alacaksın bunun. Onu yazılan önce bir iki kere okudun mu... ...zaten nasıl kullanacağını da burada söylüyoruz. Ondan sonra hiçbir sıkıntı kalmadan... ...yazılıya beraberce gireceğiz. Peki gençler. Geldik şimdi enerji çeşitlerine. Bunları zaten bilmeden olmaz bakın. Arkadaşlar şimdi... E, ...biz şimdi 9. sınıftayız. Tabii 11. sınıfa geldiğimizde bu enerji konusu... Tekrar işleniyor, tekrar var karşımıza çıkacak. Ne bileyim işte üniversite sınavında testlerde çok fazla çıkıyor. Yani enerjileri bilmeden bu iş olmaz. Yazılda da yine bunlar çıkacak. Şimdi gençler kinetik enerji, yer çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere. Bakın üç tane enerjimiz var. Ve bunların toplamına da biz mekanik enerji diyeceğiz. Yani dört tane enerjimiz var. Mekanik enerjinin yani bir formülü yok. Dolayısıyla burada bunların bir formülü var. Peki ne demek bu ve nasıl bulunacak? Şöyle ben bir örnek vererek de bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bir cismin, cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Yani bir cismin hareketi varsa biz buna ne diyoruz bakın mekanik enerji, pardon kinetik enerji arkadaşlar diyoruz. Ve bunun şöyle bir formülü var bakın. 1 bölü 2 m v kare. Şimdi sevgili gençler buradaki m dediğimiz her zaman kütledir fizikte. V dediğimizde yani hız anlamına gelir. Peki şöyle yapalım bu bir oyuncak araba olsun m eşittir. Bakın şöyle yapalım 10 kilogram diyelim bu arabaya. Ve şu tarafa doğru bakın hızı olsun bunu hızı da arkadaşlar V eşittir 4 olsun 4 metre bölü saniye olduğunu düşünürsek. Bunu şimdi kinetik enerjisi ne kadar derse bana ben ne yapacağım hemen bakın beraberce yerine yerleştirelim. 1 bölü 2 çarpı M'yi kaç vermişiz bakın 10 çarpı V'nin karesi yani 4'ün karesi ne yapar 16. Sadeleştirelim arkadaşlar 2 ile 16'yı sadeleştirelim 8 8 ile 10'u çarptım buradan ne çıktı bakın 80 jül çıktı görüyor musunuz enerjiyi bu şekilde işte bulduğu güzel. Peki gelelim. E hemen şunu da söyleyeyim o zaman. Kinetik enerji olması için arkadaşlar senin neyin olması lazım? Bir hızın da olması lazım. Hareket ediyor olman lazım. Yani şu anda muhtemelen duruyorsun beni izlerken oturuyorsun. Belki uzarıyorsun bir yerde. Arkadaşlar şu anda nedir? Senin kinetik enerji yok. E kalktı şimdi mutfağa yürüdün diyelim ki. O zaman ne oluyor? Bir kinetik enerji sahibi olmuş oluyorsun. Peki potansiyel enerji arkadaşlar. Bu da bakın bir cismin korumundan dolayı yani yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda bakın bu kalem yerde olduğu şu anda potansiyel enerji yok. Bakın yukarı çıkardım potansiyel enerjisi var. Daha da çıkardım artıyor 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 artıyor. Bırakacağım şimdi bıraktım bakın potansiyel enerjisi azaldı gibi. Peki şöyle hareket ettirdim bakın kinetik enerjisi var durdu kinetik enerjisi yok. Hareket etti kinetik enerjisi var gibi. Anlatabiliyor muyum? Peki buradaki potansiyel enerjinin formülü nedir gençler? Bu da arkadaşlar MGH diyeceğiz bakın. Buradaki M tabii ki gene kütle. G arkadaşlar bu e, yer çekim iğmesidir. Her gene bir çekim iğmesi vardır. Ve bunu sorularda genelde verir rakam sorulacaksa 10'dur bu. H da gençler yerden yüksek. Mesela hemen gene şuna da bir örnek yapalım. Şuradaki emeştir. 2 kilogram olsun. Bu kuşumuzun kütlesi. Yüksekliği arkadaşlar haş eşittir. Beş metre diyelim ki yüksekten uçuyor. Peki bunun potansiyel enerjisini biz şimdi bulmak için ne yapacağız? MGH yani M'imiz 2. G'yi bakın 10 verecek parantez sana. Çarpı H'ımız ne kadar? 5. Buradan da kaç çıktı? 100 çıktı ve bunun birimi de tabii ki nedir? Bakın Joule'dur diyeceğiz. Evet enerjilerden bir tanesi de gençler bu esneklik potansiyelerinin yani yayın potansiyel enerjisi. Hani şurada bir yayımız yok ama e, yayı da sen nerede görüyorsun? Hani şu basmalı kalemlerin arkadaşlar o içinde bir yay vardır onu bilirsin. Hani o yayı tutsan şöyle çeksen uzar değil mi? Bak çektikçe çektikçe ne oluyor? Bir enerji depolunuyor veya sıkıştır 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 şöyle gitgide ne oluyor? Bir enerji depolanıyor gençler. Yani şöyle yapalım istersen bir yayımız var şöyle yapalım. Bir yayımızın boyu böyle bu kadar diye düşünelim şöyle bu kadar. Ben şimdi buna bir kuvvet uygulayacağım ve bunu kısaltacağım veya tam tersi kuvvet uygulayıp uzatacağız. Şöyle bakın bir kısalttığınız zaman şöyle ne oldu? Yay diyelim ki buraya geldiyse ne kadar siz bunu kısalttınız ya da ne kadar uzattınız buna x diyorsunuz gençler. Peki bunun formülde ne olacak? Bakın 1 bölü 2 k x kare olacak ve bu şekilde de yerine koyarak biz bunu bulacağız. Peki burada k ne demektir? K demek arkadaşlar bu yayın sertliği ile ilgili bir sabittir. X de bunun uzama miktarıdır. Hemen şöyle bir örnek de verelim isterseniz. Burada dediğim gibi bir tane yayımız var. Sana bunun k'sını verdi. K'sı dedi ki 100 dedi. Böyle dedi. Ve uzatma miktarı da arkadaşlar x eşittir 50 e, santimetre dedi bakın. Böyle bir şey verdi. İstersen şöyle sıkıştırmayayım şöyle yapayım. Bir tane kağıda yazayım ben bunu. Çünkü yaydan da bir soru çıkabilir. Şimdi e, gençler şöyle yapalım. Bir tane yayımız var. Şöyle 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 yapayım istersen şöyle. Evet şöyle tavan asılı bir yay olduğunu düşün. Peki sen buna şimdi bir kuvvet asmışsın veya bir kuvvet uygulayıp... ...bakın bu yayı şöyle uzatmışsın diyeyim. Şöyle çekip bir uzatmışsın. Şimdi gençler bu yayın dediğim gibi bir k'sını verecek. Ben burada örnek olarak 100 veriyorum. Böyle genelde büyük rakamlar verir. Newton bölü metre hani 100'de, 200'de, 250 falan böyle rakamlar verir. Peki bu ne kadar uzadı? Buradan buraya ne kadar uzadı bakın. Ee, ne kadar uzadı? Uzama miktarına da bakın. X diyeceğiz. X eşittir de 50 santimetre olsun. İşte bunun uzattığın zaman bunu olduğu bir enerji depoladı. Ne kadar bir enerji depoladı derse işte az önce yazdığım formülü yapacağım bunu. 1 bölü 2 k x kare diyeceğiz. Hemen yerine koyalım bakın 1 bölü 2 k ne kadar arkadaşlar 100 çarpı x ne kadar 50 değil niye değil çünkü arkadaşlar fizikte bakın hiçbir zaman santimetre alınmaz buna dikkat öğretmenler de bu numaraları size yapabilir 100'e böleceksiniz 1 bölü 2 metredir bakın yani 1 bölü 2'nin karesi ne yapar 1 bölü 4 mü yapar Hemen işlemimizi yapalım. 4'e böldüm arkadaşlar. 25 buradan da kaç çıktı? 25 bölü 2 Joule olarak çıktı. İlla tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Veya 12 buçuk de diyebilirsin. Evet burada da anlaştık. O zaman hemen şöyle gelelim mi? Arkadaşlar beraberce bakın ne dedik? Formülleri buraya yazacağız. O zaman yazıyorum bakın E kinetik gençler. E kinetik yani ne demek? Kinetik enerji. Neydi bir daha sen bana söyle. Beraber bir hatırlayalım. Şimdi ben şuna da inanıyorum. Arkadaşlar şimdi bakın gözle görünce bir kere öğreniyorsun ama hem gözle görüp hem bir de söylersen iki kere öğrenmiş oluyorsun. Şimdi bak beraber sen de sesli bir şekilde söyleyelim. 1 bölü 2 sen de benimle beraber sesli bir şekilde söyle. 1 bölü 2 m ve kare evet güzel İşte böyle daha iyi aklımıza kalacak. E arkadaşlar potansiyel diyelim. Yani potansiyel enerji eşittir. Bu da ne dedik bakın mgh dedik ve bir de ne var dedik arkadaşlar? E yay dedik. Bakın E yay dedik. Bu da 1 bölü 2 K X kare. Evet işte bu formülleri benim burada bakın bilmem gerekecek. Gene şöyle bir yuvarlak işini alayım hepsini şöyle ki birbirinden ayrılsın. Birbiri arasındaki farkı bu göreyim. Evet gördünüz mü işte çok fazla formülümüz kalmadı arkadaşlar. Hemen hemen bütün formüller yazmış olduk aslına bakarsanız. O zaman bunu da geçelim. Biraz sonra dediğim gibi bunlarla ilgili e, sorular da ben ekstradan çözeceğim. Peki geldik arkadaşlar gene yorum sorusu olarak veya belki işlemli olarak enerjinin korunumu diye bir olayımız var. Enerjinin korunumu ve enerjinin dönüşümü olayımız var arkadaşlar ondan bir bahsedeceğim. Şimdi şu enerjinin korunumu olayını öğretmenler çok fazla önemserler. Bu da şu demek. Hemen ben sana en güzel nedir? Bakın en güzeli her zaman bir rakam üzerinde anlatmaktır. Şimdi arkadaşlar bakınız bir cismi diyelim ki şuradan şöyle bir yer var şöyle bir yerden bıraktınız şurası diyelim ki yer olduğunu düşünelim. Şöyle bir yerden bakın bir cismi gençler şöyle V eşittir sıfırla buradan bıraktığınızı düşünelim. Bu cisim ne olur? Buradan bakın şöyle yuvarlanır yuvarlanır ve şuraya mı gelir? Evet şuraya bir yere gelir görüyor musunuz? Şu şekilde hayal ettin şu anda bunu. Şimdi gençler bakınız ne demiştik? Arkadaşlar bir cismin kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi olabilir, yay enerjisi olabilir. Ve kinetik enerjisi ne zaman vardır? Hareketi varsa potansiyelde yüksekliği varsa vardır demiştik. E, ee, şöyle yapalım. Şu noktada ve bu cisim buraya da gelsin. Bakın şu noktaya da gelsin. Bir de bu noktaya gelsin. Evet. Şu noktadayken arkadaşlar bakın bunu kinetik ve potansiyel enerjisini yazacağız. Şimdi seninle beraber. Şu noktadayken bakın kinetik ve potansiyel enerjisini yazacağız. Ve bu noktada kinetik ve potansiyel enerjisini yazacağız. Şimdi burayı anlarsak olay tamam demektir. Tamam bakın. Buradaki kinetik ve potansiyeli yazacağım. Şuradaki ve şuradakini yazacağım. Tabi bunu bir örnek olarak vereceğim. Şimdi gençler bakın kinetik enerji hız varsa vardı. Yani bu cismin şu anda hızı olmadığı için kinetik enerjisi şu anda sıfır. Diyelim ki bu cisim buraya bir yere geldi ve hızlandı değil mi? Artık bu hareket etmeye başladı, hızlandı. Diyelim ki bunu kinetik enerjisi arkadaşlar 10 jül olsun. Ve buraya geldi bakın biraz daha hızlandı bu. Biraz daha hareket etti. Ve burada kinetik enerjisi arkadaşlar 30 jül olsun. Bunları örnek olarak öylesine kafadan veriyorum şu anda. Peki potansiyel enerjisine de bir değer vereyim. Potansiyel enerjisi de arkadaşlar diyelim ki 40 olduğunu düşünelim. Yani yüksekte ya bu. Potansiyel enerjisi yüksekliği potansiyeli var. Biraz sonra bakın buraya geldiğinde potansiyel daha azalacak. Biraz sonra buraya geldiğinde bakın potansiyel tamamen gençler sıfırlanmış olacak. Yani yükseklik azaldıkça potansiyel de azalıyor. Peki şunu söylemek istiyorum. Bakınız bu cismin arkadaşlar buradaki toplam enerjisi ne kadar? Şu anda bu örneğe göre 50'ye. Ha işte bakın enerjinin korunumu. Arkadaşlar enerjinin korunumu bakın bu demek. Yani cismin toplam enerjisi eğer 50 ise ve dışarıdan da bir kuvvet yoksa yani sen bunu dışarıdan ittirmiyorsan veya bir sürtünme kuvveti yoksa gençler bunun enerjisi değişmez demek. Enerjinin korunum bu demek yani korunum demek değişmez demek arkadaşlar. Peki bunun enerjisi 50 ya. Buraya geldiğinde de enerji 50 olacak. Toplam buraya geldiğinde de 50 olacak. İşte enerjinin korunumu. Peki buradaki 50 ise burada buranın da bakın 50 olması için demek ki buradaki potansiyelin kaç olması lazım arkadaşlar? Pardon şurayı yanlış yazmışım. Şurası 50 değil. 40 olacak değil mi? şuradaki şeyi düşe. Şurası 40. Özür dilerim şurayı düzelttim. O zaman buranın da 40 olması için şuraya benim ne yazmam lazım? 30 yazmam lazım ki bakın burası da arkadaşlar 40 olsun. O zaman burası da 30sa şuraya da ne yazmam gerekiyor burada o zaman? 10 mu yazmam gerekiyor. 10 yazarsam bakın buradaki toplam enerjimde arkadaşlar? Kaç oldu buradan? 40 oldu hocam. Yani sonuç olarak bakın buradaki toplam enerjim 40sa bakın kinetik dikkat ederseniz gitgide arkadaşlar artıyor. Potansiyelde görüyor musunuz bakın gitgide azalıyor ama toplam enerji sabit kalıyor. Yani biz buna ne diyoruz? Mekanik enerji diyoruz arkadaşlar. Mekanik enerji burada sabit kalmış oluyor. Peki ne oldu? Şunu da bir söyleyelim. Burada enerji bakın korundu ama enerji birbirine dönüştü arkadaşlar. Bakın kinetik enerjimiz gitgide arttı. E, potansiyel enerjimiz azaldı. Yani potansiyel enerji burada kinetik enerjiye dönüşmüş oldu diyeceğiz. O zaman demek ki enerji bir şeyden bir şeye... Dönüşüyor gençler. Mesela dediğim gibi tost makinesinde belki tostlu seviyorsun belki sevmiyorsun. Arkadaşlar tost makinesinde e, fişi prize soktuğun zaman ne oluyor? E, burada arkadaşlar tost makinesi, fırın, su ısıtıcısı, elektrik sobası gibi. Bunlar da bakın ne oluyor? Elektrik enerjisini ne yapıyorsun? E, ısı enerjisine dönüştürüyorsun. Yani elektrik enerjisinden ısı enerjisine bir dönüşüm yapmış oluyorsun değil mi? Çünkü sen bunu fişe soktuğun zaman orada bir elektrik enerjisi var. Elektrik ısıya dönüşüm. bakın bu işlemlere yapmış oluyor. Mesela fren yapan araba arkadaşlar ne oluyor? Frenin bir arabanın bir hareket enerjisi var. Yani biz buna mekanik enerji diyebiliriz. E durduğu zaman nereye gitti o enerji arkadaşlar? Isı enerjisine dönüşmüş oldu. Yine ellerimizi birbirine sürttüğümüz zaman hep ilkokuldan beri yapmışızdır değil mi? Bakın ellerim şu anda ısınmaya başladı mesela. Arkadaşlar bu durumda da ne oluyor? Bu elimin hareket enerjisi burada sürtmeden dolayı bakın ne olmuş oluyor? Isı enerjisine dönüşmüş oluyor. Yine iki tahta parçasını birbirine sürtersek bakın yine aynı durum olur. Ee, gene kasların çalışmasıyla arkadaşlar mekanik enerji gene ısı enerjisine dönüşmez mi? Yani sen koştuğun zaman, hareket ettiğin zaman, spor yaptığın zaman bakın ısı enerjisine dönüşüyor. Gene arkadaşlar ampul yaktığımız zaman şu anda mesela tavanda yanan ampul elektrik enerjisini neye dönüştürüyor? Işık enerjisine dönüştürüyor. Hocam ısı neye alaka? Arkadaşlar ampuller çok fazla ısınır. Hani mesela tavanda yanan ampulü pek tavsiye etmiyorum ama eline dokunduğun zaman elinde biraz yandığını, acıdığını göreceksin. Çünkü bayağı bir sıcaklığı vardır Yine saç kurutma makinesini desek arkadaşlar gene orada bir hareket enerjisi bakın ısı enerjisine dönüşüyor diyebiliriz. Evet bu şekilde bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve burada vereceğimiz son formülümüz gençler verim formülü. Gene biraz kıyıda köşede kalan bir şey ama belki öğretmenler sorabilir. Şimdi verim lafını günlük hayatta duyuyorsun aslına bakarsan. Ee, hani verimi yüksek olan elektrikli eşyalar kullanmalıyız. Gibi veya bu işten verim alamadım gibi arkadaşlar günlük hayata biz verim olayına aslına bakarsanız kullanırız. Verim şu demektir gençler, şimdi bakın elektrikli araçlar veya diğer e, mesela bütün her şeyde arkadaşlar, yüzde %100 verim yoktur. Mesela diyelim ki şöyle bir, e, bizim bir mesela burada bir buzdolabımız olsa, sen de bunu bakın şöyle bir fişe takıyor olsan arkadaşlar, şöyle fişe takıyor olsan. Şimdi bakın buradan diyelim ki elektrik enerji geliyor ya, sen buradan diyelim ki arkadaşlar 100 TL'lik bir elektrik enerjisi alıyorsa bu, sen bundan ne istiyorsun, amacın nedir? soğutmasıdır değil mi? işte sana 100 TL'lik soğutmuyor çünkü arkada sürtünmeden dolayı belli kayıp enerjiler falan oluşuyor ne kadar soğutuyor mesela sana 80 TL'lik bir soğutma veriyor yani 20 TL ne oldu kayıp oldu o zaman şöyle yapıyoruz sana yaptığı 80 ama harcanan enerjide 100 olduğuna göre bakın ne oldu o zaman bunun verimi arkadaşlar %80 oldu görüyor musunuz yani normalde pratikte yüzde %100 verimle çalışan hiçbir şey yoktur bu şekilde bakın biz bunu formüllendirebiliriz bununla ilgili de biraz sonra ben örnek göstereceğim Peki son e, arkadaşlar öğrenci notumuz Ö enerji kaynaklarından bahsedeceğim gene sözel ve yazılı içinde bunlar bakın çok e, bence güzel sorular ve ondan sonra sorulara geçeceğim asıl şöyle can alıcı sorular çözeceğiz yani yazılıda nokta atışı şey yapmaya çalışacağız şimdi gençler bakın bizim her şey için bir enerji ihtiyacımız var yani bizim bile kaslarımızın çalışması için bizim bile arkadaşlar bir enerji ihtiyacımız var. Biz şimdi doğada bakın belli enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Mesela diyoruz yani elektrik enerjisi diyoruz. Mesela cep telefonu şarj ediyorsun. Ne bileyim televizyon açıyorsun gibi. E şimdi bunlar arkadaşlar bu elektrik falan bunlar nereden geliyor? Bir enerji de mi dönüşüm var. Dolayısıyla biz bu enerji kaynaklarımızı bizim enerjiyi kullandığımız kaynakları arkadaşlar. Bakın ikiye ayırmışız. Ya yani yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Ne demek yenilenebilir? Şimdi gençler bunlar bakın biraz daha doğa dostu. Yani doğal olan ee, ...doğa dostu olan e, kaynaklar diyebiliriz. Bunlar ise arkadaşlar fosil yakıtlar. Bakın neymiş şunların üzerinden bir daha geçelim. Şimdi fosil yakıtlar dediğimiz gençler biliyorsunuz toprak altındaki fosiller... ...mesela canlı kalıntıları zamanla fosilleşir ve e, kömür, petrol, doğalgaz gibi... E, ...bakın şeylere dönüşür ve bir şekilde bir de ne var burada nükleer enerji var. Bunlar arkadaşlar yenilenemez ve bu, bunlar atık madde bıraktıkları için... Doğaya bakın kirletirler. Yani sen bir kömür yakarsan kömürün dumanı, atık maddesi doğayı kirletir. Ama ne bileyim güneş enerjisiyle ilgili bir şey kullanıyorsan hani bu çevreyi kirletmez. Bunlar dolayısıyla doğa dostudur. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi şöyle akılda tutabilir miyiz? Hani yenilenebilir diyoruz ya bunlar. Hani sanki ben bunu böyle bir e, burada bir adam varmış da böyle yiyecekmiş gibi hani yiyebiliyormuşuz gibi düşünüyorum. Yani bakın bunları e, şöyle hani yiyebiliriz derken güneş mesela ağzımız içine girebilir biraz saçma olacak ama bazı akıl tutma yöntemleri de arkadaşlar saçma oluyor. Şimdi i̇şte bakın sen ağzını açtığın zaman güneş senin ağzına girer. Hidroelektrik demek su demektir arkadaşlar. Bu da senin ağzına girebilir. Zararı yok. Rüzgar da bakın girer. Jeotermal dediğimiz arkadaşlar sıcak sular. Hidrojen enerjisi ve dalga da bakın ağzını açtığın zaman su da dalga ağzına girebilir. Yani yenileri sen bunları yiyebilirsin. Bakın bunları yiyebilirsiniz. Ama bunları, bunları arkadaşlar bence yiyemezsin. Niye yiyemezsin? Çünkü kömür yemek pek hoş olmasa gerek. Değil mi? Bunu bu şekilde bakın bir çarpı atıyorum. Böyle biraz saçma olacak ama bu şekilde aklına kalabilir. Yani arkadaşlar yenilenemez. Yani yiyemediğin enerji kaynakları. Kömürü, petrolü doğalgazı yiyemezsin. Ve nükleer enerji hiç yiyemezsin bence. Ama bunları belki yiyebilirsin. Ağzını açıp böyle ağzını güneşe tutup. Bunun ağzına girmesini sağlayabilirsin. Demek ki gençler yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere enerji kaynakları bunlar da karşımıza çıkabilir. Belki boşluk doldurma olarak veya doğru yanlış olarak belki karşımıza çıkabilir. Evet şimdi geldik o zaman bakın formül kağıdımız da burada gençler. Bunlar da burada. Bu formülleri işte kullanarak biz buradaki soruları çözüyor olacağız. <laughs> Açıkçası çok fazla formülümüz yok. Şimdi bakalım öz özellikle burada şimdi Newton hareket kanunu ile ilgili bir, bir tane soru sormuş ve ben burada neyi kullanacağım? F eşittir MA'yı kullanacağım. Zaten soru kendini belli ediyor bakın. Burada bir F var, burada bir İM var falan. Oradan bir şeyler söylüyor. Peki soruda nedir? Ben hemen özetleyeceğim şöyle tane soruyu. Bakın burada yeşil bir cisim var. Görüyor musunuz? Bu K cismi. Bu kadesim arkadaşlar. Yeşil bir cisim, buna bir F kuvveti uygulamışız, buna bir F kuvveti uygulamışız. Sonra bunları yapıştırıp bir F kuvveti uygulamışız. İymesi nedir diyoruz bakın, sorumuz bu. Peki ne yapacağız? Kimi gençler, burada bakın, hep sizin kullanacağınız F eşittir m a başka bir formülümüz yok zaten. O zaman birinci şekilde şuradaki boşluğu kullanayım. ben. Bakın F eşittir m çarpı a yazarsam, dikkat edin burada F'imiz var ne kadar 12 eşittir m yok arkadaşlar, m k diyelim, cismin kütlesi yok. Ama A'yı vermiş 2. O zaman MK buradan bakın ne kadar çıktı? Ha bakın 6 kilogram çıktı. Görüyor musunuz? Tamam bunu bulduk. Şimdi ikinci şekilde gel. İkinci şekilde de arkadaşlar burada bir eşittir MA yazayım. Tamam burada F'i bakın ne kadar vermiş? Yine 12 olarak vermiş. M arkadaşlar yine bilmiyoruz. ML çarpı <laughs> A'yı da bakın burada yazdım. Buradan da ML, ML'yi de ne bulduk gençler? 4 mu bulduk? 4 kilogram olarak bulduk. Evet. Peki şimdi bunları yapıştırmış, bakın tek bir isim olmuş. Artık biz bunun emlerini bulduğumuza göre bakın 4 kilogram, 6 kilogram da arkadaşlar. O zaman bunun toplam kütlesi şu anda ne kadar? Bakın buranın toplam kütlesi arkadaşlar 10 kilogram doğru mu? Ha şimdi buradaki bana iğneyi soruyor o zaman hemen yazalım. F eşittir <laughs> m çarpı a, bakın o buradan 12 eşittir. Emimiz ne kadar? 10 çarpı a. Her iki tarafı 10'a bölersek arkadaşlar, 12 bölü 10 yazabiliriz veya virgüli yazarsak. 1.2 hemen aman burada birimlere de dediğim gibi dikkat ediniz. Bakın 1.2 metre bölü saniye kare olarak çıktı. Ya şu videonun da en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Soruları durdurabilirsin, tekrar geri alabilirsin, tekrar izleyebilirsin. Bunları mutlaka kullan ve bu şekilde böyle işlemler e, tekrar bir daha durdurarak arkadaşlar izleme şansın var. Bunu da muhakkak kullan. Peki geldik arkadaşlar burada e, bu sefer bir de sürtünme kuvvetini bulmaya. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sürtünme kuvvetinin formülü de ben şuraya bir eklemek istiyorum. Şöyle yapayım bundan da soru çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir cismi etki eden sürtünme kuvvetini K çarpı N ile buluyoruz bakın. K çarpı N. Yani ne demek K çarpı N burada? Yüzeyin bir sürtünme kas sayısı vardır. Arkadaşlar bir de N vardır. Ama şimdi burada birkaç detayımız da var. Şimdi bunu da ben bu soruda bu soru üzerinde de söyleyeceğim açıkçası. Şimdi bakın yatay düzlemde arkadaşlar cismi etki eden kuvvetin e, ...sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete göre değişim grafiğini vermişiz. Peki ben bu grafiği nasıl yorumlamalıyım? Bu ne demek? Onu bir söyleyeceğiz şimdi. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. Bakın cisme uygulanan kuvvet arttıkça... ...cisme 50 Newton'a kadar kuvvet uygulanmış. Ve sürtünme kuvveti de gençler... ...hani bir statik sürtünme bir de kinetik sürtünme vardı. Statik sürtünme de bakın bizle beraber artmış biliyor musunuz? Nereye kadar artmış? 50 Newton'a kadar artmış yani sürtünme kuvveti. Bakın 50 Newton'dan sonra aşağıya doğru inmiş. Buradan biz şunu anlıyoruz... Şuradaki bakın büyük olan değer. Yani şurası arkadaşlar statik sürtünmedir diyeyim. Şey, seyre göstereyim. Yani bu, buradaki bakın statik sürtünme 50 Newton. Ve gençler kinetik sürtünme de. Kinetik sürtünme de ne demek? Burada ne kadardır? 45 Newton. Peki bunların arasında ne fark vardı? Şimdi bakın sen bir cisim arkadaşlar bir kuvvet uyguluyorsun. Cisme bir kuvvet uyguladığında mesela şöyle yapayım. Size. Şu benim yazılı notları kitabımı alayım. Evet, şunu bir alayım. Şuna bakın mesela ben şu anda şöyle der, bir kuvvet uyguluyorum bakın ama küçük bir kuvvet uyguluyorum gitmiyor. Biraz bakın kuvveti artırdım 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 hala gitmiyor bakın ya yani şimdi gitmeye başladı. İşte bakın sen ne yapıyorsun mesela buradaki şu anda bu örnek bu olsun. Şimdi gençler burada bakın 50 Newton ya sürtüme kuvveti. Eğer 50 Newton'dan daha az bir kuvvet uyguluyorsan bu cisim gitmiyor. Ta ki 50 Newton'u aştığın zaman o zaman bu cisim gitmeye başlıyor ve buradaki sürtüme kuvveti artık kinetik sürtüme kuvveti oluyor. Ve 45 Newton'a iniyor. Peki sana böyle bir soru sorarsa biz ne yapacağız? Şimdi buradaki cisme uygulanan kuvvet arkadaşlar 30 Newton'su. Bakın 30 Newton'da hareket etmez. Cisim 50'ye kadar gidecektir. E ve sen bu cisme şimdi buraya doğru 30 uyguluyorsan ve bu hareket etmiyorsa... ...biz bunu sürtünme kuvvetine arkadaşlar burada 50 diyemeyiz. Ne diyeceğiz? 30 diyeceğiz. Çünkü niye? Hareket etmiyoruz arkadaşlar. Cisme dengede olması lazım ve uygulanan kuvvet kadar sürtünme kuvveti uygulanması lazım. Yani 30 Newton uygulandığında sürtünme kuvveti ne kadardır? 30'dur. Peki 48 kuvvet uygulandı bakın 50'ye kadar arkadaşlar hareket etmez cisim. Ve 48 uygulandığında da sürtünme kuvveti 48'dir. Ha 50'den sonra bu cisim hareket ettiği zaman artık ne olacaktır? Bakın kinetik sürtünme burada devreye girmiştir. Yani 50'den sonra artık her durumda sürtünme kuvveti kaçtır arkadaşlar? 45'tir bakın zaten 50'den sonra bakın uyguladığınız her kuvveti görüyor musunuz? Sürtünme kuvvetimiz artık burada 45'e düşmüştür diyeceğiz. Peki 5 güne bakalım. Takozla yatay zemin arasında arkadaşlar statik sürtünme kuvveti. Kuvvetin alabileceği en büyük değer nedir diyor bize burada. Ee, şimdi arkadaşlar burada statik sürtünmenin bakın statik sürtünmenin alabileceği en büyük değerin zaten burada 50 olduğunu bize göstermiş. Görüyor musunuz? Şuradaki 50 Newton. Yani burasının 50 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Yani grafikten bunu anlıyoruz zaten. ha 50 Newton'u aşarsak artık cisim hareket edecek ve artık kinetik sürtünme bakın devreye girecektir. O da 45 Newton'dur diyeceğiz. Evet bu da belki güzel bir soru olurdu burada. Peki gelelim gençler. Bakın eğer bir burada gibi bir güç sorusu sorarsa e, güç sorusu gerçekten rahat sorular oluyor. Belki size biraz daha zor gelebilir çocuklara gördüğüm kadarıyla gene güç deyince biraz daha zor gibi geliyor ama arkadaşlar güç gerçekten kolay çünkü işi zamana böleceksiniz bakın iş bölü zaman diyeceğiz. Burada da bakın bize güçleri sormuş dikkat ederseniz o zaman işleri vermiş zamanları vermiş bakın beraberce bir yazalım arkadaşlar. P gaye diyoruz eşittir işi ne kadarmış bakın gaye dikkat edin. İş arkadaşlar W bölü zamanda ne kadarmış? Burada 2T'ymiş. Ondan sonra Dilara'ya geldik arkadaşlar. P Dilara eşittir. Bu da V bölü T'ymiş. Ve P Neşe diyelim. Neşe'ninki de bakın. 2V bölü T'ymiş. E o zaman buradan bakın 1 bölü 2 burası 1 burası da 2 çıktı. O zaman gençler ne oldu? PN büyüktür. PD büyüktür. PG. Tabii ki burada biz bir sıralama sormuşuz ama bunları rakam verip de sana gücü de sorabilirdi. O zaman aman birimlere dikkat. Mesela bunu W demezdik de burada yapılan iş mesela 100 Joule derdik. Buradaki zaman da işte 2 dakika derdik mesela. Sen ne yapardın? Bunları bölerdin ama ne yapacaksın? Şunu biliyorsun. Arkadaşlar kesinlikle dakika olarak almıyoruz biz bunu. Böyle bir dakika verirse ne yapmamız lazım? 120 saniye deyip buradan saniye çevirip birimi de watt olarak bulmamız gerekiyor. Peki Farklı farklı sorular soruyorum. Belki aynısı bunların çıkabilir bazı soruların. Veya bazı soruların da biraz değişip çıkabilir ama fark etmez. Mantık aynı. Sen bunları anlarsan yukarıdakilerin hepsini çok rahat bir şekilde yapacaksın. Peki arkadaşlar yukarıda kütlelere bakın en azdan en çoğa doğru verilmiş. Yani burada bir kuş var. Bakın burada bir leylek, kedi ve bir insan verilmiş burada arkadaşlar. Bir dalgacımız var. Yani tabloda şunu istiyoruz açıkçası. Yani bunları kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisi var mı yok mu ve nasıl değişmiştir onu söyleyelim. Şimdi deniz seviyesinden 25 metre yükseklikteki e, yuvasında duran kuş. Yani şuradaki kuşumuz arkadaşlar. 25 metre yükseklikte duruyorsa kinetik enerjisi var mı bunun arkadaşlar? Yok değil mi? Kinetik enerjisi yok. Peki potansiyel enerjisi var mı arkadaşlar bu kuşun? Evet bakın bir potansiyel enerjisi var. Peki mekanik enerjisi var mı? O da var. Peki ne kadar? Bunların toplamı kadar arkadaşlar. Gibi hani yani burada var mı yok mu gibi soruyorum. Şimdi ikiye bakalım. Yine 50 metre yükseklikte arkadaşlar sabit hızda uçan bir kuştan bahsediyoruz. Bakın bunun ...hızı yoktu, kinetik enerjisi yoktu bakın. Ama bunun kinetik enerjisi var burada niye? Çünkü hareket ediyor bakın, kinetik enerjisi var. Peki yüksekliği olduğu için bakın potansiyel enerjisi de var arkadaşlar. Toplayınca bunun tabii ki bir mekanik enerjisi de var. Peki deniz kenarında arkadaşlar bu şekilde bakın... ...kumsalda oturan kedi, yani oturan kedi ne demek? Bir kinetik enerjisi yok, sıfır. Ee, potansiyel enerjisi de yok çocuklar, yerde değil mi? Bu da sıfır. Ee, mekanik enerjisi nedir dersek bunu arkadaşlar? Yani mekanik enerji var tabii ki her zaman, nedir? sıfırdır değil mi? Sıfırda bir rakamdır bakın. Yani yoktur diyemeyiz. Mekanik enerji yani bunlar da sıfır sonuçta. O şekilde düşünelim. Peki deniz seviyesi 6 altı metre altında. 6 altı metre altında arkadaşlar. Bir e, duran bir yüzücü varsa yani zeminden alt tarafta gibi düşünelim. E, burada bakın yüzen diyor yani hareket eden olduğu için bunun bir kinetik enerjisi var. Peki potansiyel enerjisi var mı arkadaşlar? Zeminden eksi bir durumda olduğu için sonuçta burada bir potansiyel enerjisi de var ve bunları toplarsak arkadaşlar bunun gene bir yere göre bir mekanik enerjisi de vardır diyeceğiz. Böyle hani enerji var mı yok mu gibi bir şey de bize sorabilir. Peki gene çıkacağını en çok düşündüğüm sorulardan bir tanesi bakın. Buna benzer sorular arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Ee, şimdi bakın bana soruda ne vermiş? Bu cisim bakın A noktasından 3 aş yüksekliğinden geliyor. ve eşittir sıfır hızla bırakılıyor. Geliyor B noktasından geçip bakın C noktasına doğru geliyor. Peki bunun buradaki enerjilerini bana yaz derse, böyle bir şey verirse... ...biz bunu bakın enerjinin korunumundan yazmamız lazım gençler. Nasıl yazacağız? Bana bilgi olarak bakın şunu vermiş. C noktasındaki arkadaşlar C noktası burası değil mi? C noktasındaki potansiyeli vermiş yani yüksekliği vermiş. Bakın potansiyeli ne kadar? 100 olduğunu vermiş. Ve potansiyelin formülü neydi? potansiyelin formu şuraya yazalım arkadaşlar. E eşittir. M, G, H'tı. Yani bu isim bakın M'inde ve G'sinde bir değişme yok ama H'la orantılı demek ki bakın. Yani H iki katına çıksa potansiyel iki katına çıkacak. Mesela H yarıya düşse e, potansiyel yarıya düşecek gibi. O zaman arkadaşlar bakalım C noktasında bunun potansiyel 100 yüzmüş ya. Cisim B noktasına geldiğinde ne olacak? Bakın yerden hiç yüksekte olmadığı için o zaman arkadaşlar potansiyel sıfır olacak. Peki A noktasındayken ne kadar olacak? Bakın dikkat edin şuradayken C'deyken potansiyel enerjisi MGH bir aysa o zaman A'dayken arkadaşlar 3 MGH olacak. Yani 3 katına çıkmış olacak. Şunu 3 ile çarparsam o zaman burası bakın ne oluyor? 300 oldu görüyor musunuz? İşte bu şekilde ele aldık. Peki A noktasına gelelim gençler. A noktasında bakın duruyor ya. Bunu kinetik enerjisi, kinetik enerjinin formülü neydi onu da bir hatırlayalım. 1 bölü 2 MV kare. Ha, dolayısıyla bakın bunun burada v 0 olduğu için gençler kinetik enerjisi arkadaşlar burada sıfırdır. Güzel. Peki kinetik enerjiyle bakın potansiyel enerjinin toplamı da eşittir neydi? Mekanik enerjiydi gençler. Burası da ne olacak o zaman? 300 Joule olacak. Ve bu 300 Joule ise bakın dışarıdan bir kuvvet olmadığı için bunun hepsinin 300 Joule olması lazım. Görüyor musunuz? Yani çünkü burada mekanik enerji gençler değişen bir şey değildir. Peki bakalım şimdi B'ye. 300 burası 0 o zaman şuraya benim ne yazmam lazım? Bakın 300 yazmam lazım. Evet şuraya ne yazmam lazım arkadaşlar? Burası 100 ise bakın buraya da 200 yazmam lazım. Görüyor musunuz? İşte böyle bir... Tablo verebilir, bunu size doldurabilir veya bu şekilde boşluklu bir soru sorabilir arkadaşlar. O yüzden ben de buraya böyle bir soru koydum. Peki bir sorumuz daha var. Şimdi geldik hemen bakalım. Şimdi 3 tane cisimimiz var arkadaşlar. Bakınız 3 tane cisimimiz var ve bunlar eşit kütleliymiş. Bu detaylara dikkat edin bunları kaçırmamamız gerekiyor. Ve sürtünme kas sormuş. Ee, burada bakın şuraya bir dikkat edersek takozları belirtilen yerde 10 Newton büyüklüğünde kuvvetleri uyguluyoruz. Ve eşit eşit büyüklükteki iğmelerle bakın. Burası bence sonun kilit noktası burada. Eşit büyüklüğündeki imelerle hareket ediyormuş. Ve burada bize bunlara bakın sormuş arkadaşlar. Yani sürtünme kuvvetlerini, tepki kuvvetlerini ve sürtünme kas arkadaşlar sormuş. O zaman şöyle bir yazalım mı? Bizim buradaki formülümüz neydi? Hemen şuraya bir yazalım. Dedim ya F eşittir MA her derde deva yani F eşittir MA dedim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Bunların M'leri eşit miydi? Hepsini bakın kütlesi eşit yani kütlesi aynı anlamda üstünü çiziyorum. Peki iğmeleri de eşit mi? İğmeleri de eşit. O zaman arkadaşlar buradaki F dediğimiz tabii ki F net kuvvet yani F bileşik kuvvet diyoruz. O zaman bu cismin arkadaşlar <laughs> burada ne olacaktır? F net kuvvetleri de bakın birbirine eşit olacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani burada bu cisme 10 Newton'lu kuvvet uygulanıyor ya. Hani diyelim ki burada bunun sürtünme kuvveti de sürtünme kuvveti de arkadaşlar 2 Newton olduğunu düşünsek mesela. E o zaman bunun sürtünme kuvveti bakın hatta FC demeyeyim buna FA demiş. F A diyelim gençler. Demek ki A noktasındaki sürtünme kuvveti 2 ise o zaman buradaki B cisminin bakın sürtünme kuvveti de 2 olmalı. Buradaki bakın C cismin arkadaşlar bunun sürtünme kuvveti de C diyeyim ona da. Bunun sürtünme kuvveti de 2 olmalı. E niye öyle diyeceksin? Çünkü bakın net kuvvetler eşit olmalı. Görüyor musunuz? Dolayısıyla arkadaşlar sürtünme kuvvetleri de eşit olmalı. O zaman arkadaşlar F, A, B, C'yi soruyor. Hemen şurada yapayım. Şöyle araya bakın bir eşittir koydum. Yani A, B, C nedir? Şurada birbirine eşittir dedim. Tamam. Tepki kuvveti diyor gençler tepki kuvvetini de şöyle almalıyız. Bakın bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Mesela diyelim ki bu cisim 2 kilogram olsa. Hani bunları bilmiyoruz. Eşit kütle diyor ya. Bilmiyoruz ama diyelim ki 2 kilogram olsa gençler bunlar. O zaman bunun aşağı doğru ağırlığı ne kadar olmuş olacak? 20 olacak. Bunda bakın aşağı doğru ağırlığı 20 olacak. Bunda arkadaşlar aşağıya doğru bakın ağırlığı 20 olacak. Peki tepki kuvveti tepki kuvveti şu da şu doğrultuda bakın yerin etki tepki kuvvetinden 20 ise Yukarı doğru da 20 olacak. Ama bakın burada bir 20 var. 10 daha var. O zaman bunun tepki kuvveti arkadaşlar 30 olacak. Bu da bakın aynı şekilde görüyor musunuz? Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde bakın burada 30 olacak. Peki e, o zaman burada nasıl bir şey oldu? Bakın 2 ile 3 eşittir dedik ve 1 numara bakın burada küçüktür dedik. Peki bunu nasıl bulacağız? Sürtünme kuvvetini gençler hemen formül kağıdımıza bakıyoruz. Sürtünme kuvvetinin formülü. Hemen şuraya yazalım mı? Fs eşittir k çarpı ne diyelim. Tamam. Ee, lerimiz arkadaşlar ne dedik? Eşit. Bakın şunlar eşit dedik. N'si büyük olanın... ...bakın N'si büyük olanın K'si küçük olacak. Doğru mu? O zaman bunun tam tersi olacak bugün. Şu şekilde bir sıralama olacak. Biraz daha zor bir soruymuş bu belki ama... ...olsun böyle yorum soru da da sorulabilir diye... ...ben buraya da böyle bir şey koydum arkadaşlar. Peki gene gelelim. Kütlesi bakın ne diyor? 60 kilogram olan bir cisim. Ee, burada sürtümedir ve makaraların önemsi olduğu bir ortam varmış. Yani şöyle bir şey yapalım mı? Yani şöyle bir makaramız var... Şöyle arkadaşlar bir kuvvet uygulayacağız ve burada bir bizim bir cismimiz var. Bakın burada bir cisim var. Şöyle gözümüzü canlandırabiliriz. Bir makara sistemi herhangi bir makara sistemi olabilir. Peki bu ne kadarmış bakın 60 kilogrammış gençler. Peki bunu, benim bunu yukarı çıkartmam için acaba ne kadar bir kuvvet uygulamam lazım? O zaman bakın 60 kilogram ya 600 newtonluk gençler çünkü G'ye bakın 10 vermiş. Cisim 60 kilogram olabilir ama siz bunu 600 newton uygulamanız lazım yukarı çıkarasınız. Peki arkadaşlar bunu diyor ki mekanik enerjisi kaç jüldür diyor bana kazandığı mekanik enerji. Şimdi şuna bakalım hemen. Bak bu formül kağıdı çok işe yaradı ben sana söyleyeyim. Çünkü hemen böyle formül kağıdı olunca formül ne diye hemen dönüp bakabiliriz. Şimdi gençler bakın şimdi bir cismin kazandığı enerji dedik enerji işle alakalıdır. Yani şöyle yapalım o zaman. Ben bu cismin önce bir işini bulmam lazım yani F ile X'i çarpmam lazım. E dolayısıyla burada da ben ne yapmış oluyorum bakın bunun kazandığı enerjiyi de bulmuş oluyorum aynı zamanda. O zaman şimdi bu cisme bakın ne kadar kuvvet uygulanmış? 600 kuvvet uygulanmış arkadaşlar. Çarpı x de ne kadarmış? 5 metreymiş. Ee, buradan ne yaptı? 5 kere 6 30 yanına da 2 sıfır koyarsan bakın. 3000 jül oldu. Demek ki arkadaşlar bu cisim bakın A şıkkını burada bulmuş olduk aslına bakarsanız. Niye? Çünkü A şıkkında bize diyor ki mekanik enerjisi. E hocam biz işi bulduk ama işte iş bunu aktarılan enerjidir ya. Hani bunun enerjisi de o zaman ne yapmıştır burada bakın. Burada e, burada 3000 kadar artmıştır. Peki bunun gücünü soruyor bana B şıkında. O zaman B şıkkında arkadaşlar güç eşittir de neydi? İş bölü zamandı bakın. Hemen buraya şöyle bir 3000'i yazdık mı? Bölü. Zamanımızda ne kadar? Şurada, şurada bakın bir dakika vermiş artık bunu biliyorsunuz. Bir dakika ama bunu 60 saniye çevirmeliyiz. Şunlar birbirini götürdü. 6'ya da bölersek buradan da ne olur gençler? 50 mi olur? 50 bunun birimi de neydi bakın? Watt'tı görüyor musunuz? İşte bu şekilde bunu değerlendirebiliriz. Ve geldik arkadaşlar. En önemli soruları nedir o? MEP e, tarafından yayınlanan ve yazıldı arkadaşlar. Çıkabilme ihtimali çok yüksek olan sorular. Bunları şimdi seninle çözeceğiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada böyle bir düzenek vermiş. Sana yapılan işi soruyor. Artık sen bu işi biliyorsun. İşi sorduğu zaman gençler hemen işin formülü neydi? F çarpı x diyoruz. Formülümüz yazdık mı? Geriye yerine koymak kalıyor bakın. iş eşittir. F'imiz ne kadar bakın? 5 çarpı. X'i ne kadar vermiş? 8, 5 kere 8'den buradan da ne kadar çıkıyor bakın. 40 jül çıkıyor deyip işte bu şekilde olayı bitiriyorsunuz. Aman çocuklar birimlere dikkat. Yani senden şunu istiyorum bak yazılı çıktığı zaman önce bir öğretmen şu formülü bir görmek istiyor arkadaşlar. Ve iki şuradaki birimi görmek istiyor. Bakın görüyor musun? Bunlara işte biraz dikkat etmemiz lazım. Peki ikinci sorumuz. Gene bakın bunlara paralel sorulardan hazırladığım çocuklar sorular. Şimdi bakın arkadaşlar cismin kütlesi 5 kilogrammış. Hemen şuraya bir yazalım unutmadan. 5 kilogram diyelim. 5 kilogram cisimmiş. Ve kuvvetler de sırasıyla bakın F1 burada gençler. F1 25 Newton. F2 20 Newton. Aman yönlere dikkat. F3 de arkadaşlar 15 Newtonmuş. Artık sen böyle bir durumda bize neyi soruyor bakın. İğmeyi soruyor arkadaşlar. Ee, hemen iğmenin formülü F eşittir MA dedik mi? Hemen bunu bir yazdık tamam. Şimdi yalnız F'i alırken gençler F neti alırken sağ olan kuvvetler ve sol olan kuvvetlere dikkatli bakmanız lazım. Bakın buradaki F1 kuvveti yani 25 ile şuradaki 15 arkadaşlar sağa doğru çekiyor. Burada bakın F2 de sola doğru çekiyor gördünüz mü? O zaman sağa doğru çekenleri toplarsak kaç oluyor? 25, 30, 40 mu yaptı? 40. Ee, hatta ben olsam şöyle tek tek beni gösteririm. Yani 25 artı 15 derim. Yani buradaki 20 de ters yönde olduğu için bakın bunu da buradan çıkartırım. Eşittir. M kaçtı bakın 5'ti. 5 Beş çarpı. E İğmeyi de A ile gösteriyordu. Bu şekilde yaptık. Buradan da bakın kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. 20 eşittir. Böyle aşamaları öğretmeni gösterirsen öğretmen de bunu nereden geldiğini anlar. Her iki tarafı da 5'e bölersek A eşittir. Bakın ne çıktı buradan? 4 metre bölü saniye kare. Bakın birimi de koyuyorum. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde işlemi yaptığım güzel. Dikkatli olursak arkadaşlar hiçbir sıkıntı çıkmadan bunu yapabiliriz. Peki böyle bir verim sorusu da belki çıkabilir. Bakın bunu da hemen şöyle beraber bir yapalım seninle. Şimdi 6 kiloluk bir yükü yüzde 90 verimle çalışan bir elektrik motoru. Ya bu laflar kafanı karıştırmasın. Bir elektrik motoru falan varmış. Hani buralar kafanı karıştırmasın. Yani 6 kiloluk büyük varmış arkadaşlar. Biz bunu yukarı çıkartmak istiyormuşuz. Ee, bunun için ne kadar bir elektrik enerjisi harcanır diyor. Şimdi bizim e, şöyle, verim formülümüz var. Verim diyelim. Verim. Ee, alınan şöyle yapalım. Alınan e, Enerji bölü, alınan enerji bölü. Ee, burada harcanan, harcanan enerji diyelim. Şöyle de kısaca yazayım. Yani arkadaşlar alınan her zaman bakın küçük olacak. Harcanan her zaman arkadaşlar büyük olacak. Şimdi bakın burada 6 kilogramlık yükü, 6 kilogramlık büyük varmış. Hemen yani şöyle yapayım. Şurada bakın bir yükümüz varmış. Bunu arkadaşlar bir F kuvvetiyle biz bunu almışız. Ne yapmışız? Böyle yukarılara bir yere çıkartmışız değil mi? Hani burada bir iş yapmışızdır. Peki ne kadar bir iş yapmışız? Hemen bunu biz nasıl F çarpı x'ten bakın bulabiliriz. Peki ne kadar bir F uygulamalıyız arkadaşlar? Bakın burası 6 kilogramsa bu kaç Newton'dur? 60 Newton'dur. O zaman bakın sen buna 60 Newton'lu bir kuvvet uygulamalısın. Yani 60 çarpı. X ne kadarmış bakın burada 30 metreymiş. 3 kere 6 18 mi? Yani buradan 1800 Joule. 1800 Joule'lük arkadaşlar bir iş yapmışızdır. O zaman şöyle yapalım. Hemen burada alınan enerji yerine arkadaşlar 1800'ü bir yazmamız gerekiyor. 1800 bakın nereden geldi 60 dedik bakın Newton'umuz çarpı F'le X'i çarpı bölü harcanan enerji bilmiyoruz gençler bunu bana soruyor zaten. Ee, elektrik enerjisini soruyor eşittir yüzde %90'mış yani %90'ı da şöyle ifade ediyoruz yani 90 bölü 100 diyoruz. Bakın gördünüz mü işte yapmamız gereken işlem bu kadar basit. Peki hemen şöyle yapayım şu sıfırları bir götüreyim isterseniz. Şu 9 da şuradaki 18 belki sadeleşir. Kaç olur burası arkadaşlar? 200 olur. İşler dışlar çarpımından bakın burası da kaç çıktı? X eşittir. 2000 çıktı. Demek ki 2000 jül. Burada benim harcamam gereken enerjiymiş diyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar bakın her tip sorudan bahsettik. Bütün özellikleri söyledik. En güzel dediğim gibi video elinde zaten. Bu videoyu bir kere daha dinleyeceksin. Durdurarak bir daha bir yapacaksın. Ve şu anda şöyle güzel bir ekran görüntüsünü alıyorsun. İşte formülümüz bunlar. Bunları bir daha tekrarlıyorsun. Şu sorulara da bir daha bir göz atıp giriyorsun ve ödül sorumuzu da yorumlara atıyorsun. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.